ifadesini tam sayı yapan x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar biz normalde aşağıda x olmuş olsaydı bunu pozitif yapan değerlerin bir de negatifleri vardır diyecektik. Toplamları ne olacaktı? Sıfır olacaktı doğru mu? Bunu bölebilen tam sayılar topladığında sıfır olacaktı. Ama biz x artı 2'leri bulduğumuz için mesela şöyle düşünelim. 300'ü bölen biz x artı 2'ler için düşünüyoruz. 300'ü bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 5 nereye kadar gidiyor? 300'e kadar. Kaç sayı var burada? 18 tane sayı var. Bunlar x artı 2'ler doğru mu? x artı 2'ler bir de ne olabiliyor? Tam sayı yapan tam sayı değerlerin toplamı dediği için negatifler de var. x artı 2'ler eksi 1 olabiliyor. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 nereye kadar gidiyor? Eksi 300'e kadar gidiyor. Normalde bize x artı 2'lerin toplamını sorsaydı artılar eksiler birbirini götürecekti sıfır olacaktı. Şimdi çok dikkat et bize x'lerin toplamını soruyor. O zaman bakın olaya bak olaya. Şimdi biz bunlara karşılık gelen pozitif ve negatif x değerlerini bulacağız. Bakın x artı 2 1 ise 2'yi at karşıya. x ne olur? Eksi 1. Bakın bunun 1 olduğu yerde x artı 2 1 ise x nedir? Eksi 1'dir. x artı 2 2 ise x nedir? 0 x artı 2 3 ise x nedir? 1. Nokta nokta x artı 2 300 ise x nedir? 298. Peki gel eksili değerlere. x artı 2 eksi 2 ise x nedir? Eksi 3. x artı 2 eksi 2 ise x nedir? Eksi 4. x artı 2 eksi 3 ise x nedir? Eksi 5. Nokta nokta x artı 2 eksi 300 ise x nedir? Eksi 302'dir. Şimdi 18 tane burada değer var. 18 tane burada değer var. Bunların toplamını soruyor sevgili arkadaşlar. Dikkat edersen topladım eksi 4. Topladım eksi 4. Topladım eksi 4. Nokta nokta topladım eksi 4. Kaç tane eksi 4 var? 18 tane eksi 4 var. O zaman 18 çarpı eksi 4'ten bu toplam ne oldu? 32 eksi 72 oldu hocam. Evet. Evet geldik bu tarz sorulara. Şimdi bunu birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Sonrakilerde zaman tanıyacağım size. Şimdi diyor ki ABC pozitif tam sayı. Bu soru tarzı da çok çıkar arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. 12 çarpı A neye eşitmiş? 15B'ye. O eşitmiş? 8C'ye. Bunların hepsinin eşit olduğu A gibi bir sayı düşünün. Bu A sayısı 12 çarpı A'ya eşit olduğu için 12'nin katı mıdır? Evet katıdır. Bu A sayısı 15 çarpı B'ye eşit olduğu için 15'in katı mıdır? Evet, 15'in de katıdır. 8 çarpı C'ye eşit olduğu için 8'in de mi katıdır? Evet, onun da katıdır. O zaman bu üçünün eşit olabileceği A sayısı 12'nin, 15'in ve 8'in katı olan bir sayı olması gerekiyor. Bunların katı olan en küçük sayı nedir sevgili arkadaşlar? O ok kekidir. 12, 15 ve 18'in o ok keki nedir? 120'dir. Göremezsen ayrı ayrı çarpanlarını ayırarak bakabiliyorsun. O zaman A'ya en az 120 diyebiliyorum. Biz bu toplamın en küçük olmasını istiyorsam A'ya en az değerini vereceğim. 120 eşittir 12A eşit 15B eşit 8C. O zaman A ne olur değerli arkadaşlar? En az 10 olur. B en az 8 olur. C en az 15 olur. 10 artı 8 artı 15 sonuç nedir? 25, 33'tür değerli arkadaşlarım. Şimdi burada Neyse bir sonraki soruda çözeceğiz Burayı anlamayan var mı? Bunu da ben çözeyim. Sonrakileri beraber bakalım. Şimdi bakın bunlar bir şeyin katı olunca biz işlem yapabiliyoruz. O okay, kek bilmem ne diyoruz. Ama burada kat yok şu an. Biz bunu kata dönüştürmem lazım. Katsız bir şekilde asla çözemezsin bunu. Burada tek yapman gereken bunları kata çevirmek. Şimdi bu 4 sayı x 8a artı 1, 9b artı 1, 12c artı 1 birbirine eşitmiş. Atıyorum hepsi 100. 100 eşittir, 100 eşittir, 100 eşittir, 100. Ben bunun her tarafından eşitliğin 1 çıkarırsam. 99, 99 hepsi 99 eşit olur. 1 toplarsam hepsi 101 eşit olur. Yani eşitliğin her tarafına aynı şeyi yapabilirim. İşte ben bu artı 1'den kurtulmak için her yere eksi 1 ekliyorum. Eklediğim zaman x eksi 1 eşittir 8a eşittir 9b eşittir 12c olacak. Artı 1 eksi 1 bunlar birbirini götürecek değil mi? Şimdi x eksi 1 denilen sayı 8'in 9'un ve 10'un katıymış. O zaman x eksi 1 denilen sayı en az ne olabilir? Okek 8, 9 ve 12. 8'in 9'un ve 12'nin o keki nedir? 72'dir sevgili arkadaşlar. O zaman x eksi 2 72 ise bunun anlamı ne? 8'i 9'u 12'yi tam bölebilen en küçük sayı. Ama biz ne istiyoruz? Bir fazlalık kalsın. Artı 1 gelsin. O zaten x'i bulduğunda gelecek. İşte x eksi 1'in en küçük değeri 72 ise X'in en küçük değeri ne olur? 73 olur. 72 8'e tam bölündüğü için 73 bir kalanını verir. 72 9'a tam bölündüğü için 73 bir kalanını verir. 12 72'yi tam böldüğü için 73 bir kalanını verir. Şimdi burada dikkat etmen gereken husus şu her zaman o keki alamazsın. Mesela diyecek ki 3 basamaklı en küçük. O zaman 72 kurtarmıyor. 72'nin bir büyük katı olan 144'e gitmen lazım. 4 basamaklı diyecek belki. 72'yi 20 ile çarpacaksın. Burada yapman gereken şu. Sakın ola. X'i bulup 73 bunun katlarını alma. Sakın alma. O kekin katları alınır arkadaşlar. Bunu beynine kazı. Sadece o kekin katlarını alabilirsin. Bak şimdi. Eğer sen hata yapıp 73 buldun ya. Şu an 73 bu şartı sağlıyor değil mi? Bunun iki katını aldığını düşünür müsün? Ne olur? 146. Peki. 146. 8'e bölünen kim var? 144 var. İşte sen 8'e böldüğünde 1 değil artık 2 kalanı getirmiş olursun bunu yaparak. 144 9'a tam bölünür ama senin sayın 2 kalanı getirir. Benim 1 kalan getirmem lazım hepsinde. O yüzden ne yapıyorsun? x eksi 1 72 ise 72 seni kurtarmıyorsa o kekin yani 72'nin katlarını al al 2 katını, al 3 katını, al 10 katını hiç önemli değil. 10 katını al. Sana ne lazım? 700'den büyük olduğuna göre dedi. O zaman 10 katını alırsın 720. At karşı x ne olur? 721 olur. Eksi 1'i karşıya atınca. 720 8'e tam bölündüğü için 721 1 kalanını getirir. 720 9'a tam bölündüğü için 721 1 kalanını getirir. 720 12'ye tam bölündüğü için 721 bir kalanını getirir sevgili arkadaşlar. Anlayabildik mi? Şimdi sevgili arkadaşlar her zaman demin sorduğumuz kadar artı bir olarak hepsi düzenli bir şekilde olmayabilir. Biraz düşünmemiz gerekir bazı sorularda. Şimdi burası 5'in katı. Bir kere 5'in katını bozmayacağız. Hafızaya yaz ne ekleyip çıkartacaksan 5'in katını ekleyip çıkartman lazım. Buraları düzelteyim derken burayı bozarsın çünkü. Burada en kolay eklemedir. Mesela diyorum ki 3 çıkartsam acaba. Burayı tamamlarım 8'in katını ama bak burası bozulur. 5 bozulur değil mi? Burada ne yapamazsın? Bunu bozamazsın. O zaman diyorum ki ben buna 5 ekleyeyim. Bak 5 ekleyince ne oldu? 8. Sekiz. 8'i 8z artı 8 problem yok. 5 ekledim ne oldu? 14. 14 7'nin katıdır. Oo süper. Buna da 5 ekledim. Oh zaten 5 bu. O zaman haydi gelin her tarafa 5 ekleyelim. Buraya 5 eklediğin zaman artık 5x demeyelim. Kafamız karışmasın. M diyelim. Eşittir. 7'nin n katı diyelim. O da 8'in t katı olsun. Çok önemli değil burada x, y mi demişsin mi? Çünkü burada bir daha mesela düşünsenize şurası. 7y artı 14'tür. 7 parantezinde y'nin 2 katıdır. Bir daha 7'nin katı diye 7y yazamam değil mi buna? 7 ne dedim gittim. Çok önemli değil. Kata tamamladıktan sonra gerisi problem yok. Şimdi en büyük 3 basamaklı a sayısı kaçtır? a artı 5 dediğimiz 5'in 7'nin 8'in katı olacakmış. Nedir o da? O okay, kek 5 7 8'miş. 5'in 7'nin 8'in katı olabilen en küçük sayı nedir? Nedir vallahi ben de bilmiyorum. 40 280'dir herhalde. 3 basamaklı en büyük dediği için 280'i büyütmem lazım. Bakın o keki o kekin katlarını alabilirdik değil mi? 2 katını alsam az gelir. 3 katı olabilir. 4 katını alsam 4 basamağa gidiyor. O zaman 3 katını alalım. Bu o kek en küçüğüdür. Kullanabileceğin en küçük. Bunun katlarını da kullanabiliyorsun. Demin söylemiştik. 3 ile çarp. 3 kere 0 0. 3 kere 8 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 2 6 2 daha 840. A artı 5'in alabileceği en büyük değer neymiş? Şu şartlarda 840. Art karşıya A ne olur o zaman? 835 olur. 835. 5'e tam bölünür. Burayı sağladı. 835. 7'ye böldüğünde 9 demeyelim de 2 kalanı diyelim değil mi? Bu da 7'ye bölünüyor sonuçta. 7'ye bölündüğünde 2 kalanını verir gerçekten de. 835 8'e bölersen 3 kalanını verir. Bakın 3'ünü de sağlayan 3 basamaklı en büyük sayı neymiş? 835'miş. Bir doğal sayı ne olsun sayı? A olsun bilmiyorum ki. 9'a bölündüğünde 7 kalanını veriyormuş. O zaman A sayısı 9'un katından 7 fazla olacak. 5'e böldüğünde de 4 kalanını veriyormuş. Aynı A sayısı 5'in katından 4 fazla olacak. Bakın, deminden beri çözdüğümüz örnekleri ifade olarak söylemiş sadece. Bu koşula uygun iki basamaklı en büyük A sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bunları kata tamamlamam lazım. Hadi gelin beraber düşünelim. 5'in katı olması için 1 eklesem e buraya da 1 ekleyeceğim. Burası tamam 5'in katı oluyor ama burası olmuyor. 1 olmadı. 5'in katını bozmayacak şekilde 1'in üzerine 6 ekleyebilirsin, değil mi? 5'er artırarak gideceksin bundan sonra. 6 eklesem burası 10 oldu. 6 eklesem 9 7, 6 daha 13. 9'un katına ulaşamadım. Bir 5 daha ekle. 11 eklesem burası tamam. 11 eklesem 11, 7 daha 18. Bak burası oldu. Yani 11 ekleyince her tarafa a artı 11 neye eşit olur? 9x artı 18. 5y artı 15. Bakın burası 9'un katı. Burası da 5'in katı. Yani A artı 11 dediğimiz 9'un katı oldu. 5'in de katı oldu. 5'in ve 9'un katı olan en küçük sayı o okay, kek nedir? 45'tir. O kek okay, 9'a 5 eşit 45. Bize ne diyor? bu koşula uygun iki basamaklı en büyük sayı kaçtır diyor. İki basamaklı olacak şekilde 2 ile çarpıyorum. O zaman a artı 11'e en fazla 90 diyebiliriz. At karşıya a ne olur? 79 olur sevgili arkadaşlar. Bakalım kontrol edelim. 79. 9'a bölündüğünde 7 kalanını veriyor mu? Veriyor. 72 9'a tam bölündüğü için 79 7 kalanını verir. E 5'e bölersen 4 kalanını veriyor mu? Verir. 75 tam bölünür 5'e. 79 4 kalanını verir. Bu koşula uygun en büyük 3 basamaklı 2 basamaklı sayı neymiş? 79'muş. Bir çiftçi karpuzlarını 9'ar saydığında 7, 15'er saydığında 13 18'er saydığında 16 karpuz artıyor. Karpuzların sayısı 360'dan fazla ise en az kaçtır? Karpuzların sayısına K diyelim. 9'ar saydığında 7 karpuz arttığına göre bu karpuzların sayısı 9'un katından 7 fazla. 15'er saydığında 13 arttığına göre bu karpuzların sayısı 15'in katından 13 fazla. 18'er saydığında 16 karpuz artıyorsa bu karpuzların sayısı y demeyelim çok özür dilerim 18'in katından 16 fazla. Dikkat edersen kat olmasına 2 var. 2 var, 2 var. O zaman her tarafla 2'yi toplarsan yani karpuzların sayısının 2 fazlası 9K artı 9 15Y artı 15 18Z artı 18 yani k artı 2 dediğimiz 9'un katı, 15'in katı ve 18'in katıymış. 9'un, 15'in, 18'in katı olabilen en küçük sayı nedir? 9, 15 ve 18'in o ok kekidir. 9, 15, 18'in o ok kekini alıyorum. 3'e böldüm. 3, 5, 6. 3'e böldüm. 3, 5, Özür dilerim. 1, 5, 2. 2'ye böldüm, 5'e böldüm. Bitti. 10, 90. K artı 2'ye verebileceğim en küçük değer 90. Ama ne diyor? Karpuzların sayısı 360'tan fazlaysa diyor. O zaman 4 ile çarparım. 360 olur. K artı 2 eşit 360 2'yi karşıya atınca K ne olur? 358 olur. Şartı sağladı mı? Sağlamadı. Demek ki 4 yetmedi. O zaman K artı 2'ye ne diyelim? 90'ı 5 ile çarpıp 450 diyelim. K ne olur bu durumda? 448 olur. Bakın 450 dediğimiz 9'a tam bölündüğü için 450'nin 2 eksiği olan 448 9'a bölündüğünde 7 kalanını verir. 15'e bölündüğünde 13, 18'e bölündüğünde de 16 kalanını veren bir sayıdır.